Bu hareketin gerçekten verebilecek çok dersi olduğunu söylemek isterim. Özellikle günümüz dünyasında. Bence hareket hakkında bir şeyler öğrenmek çok önemli. İsmim Helen Rozibo. Uzun yıllardır Houston Üniversitesi'nin merkez kampüsünde sosyoloji profesörü olarak çalışıyorum. Din sosyolojisi, özellikle dünya dinleri sosyolojisi dersleri veriyorum. Ayrıca araştırmacı olarak görev yapıyorum. Din sosyolojisiyle ilgili farklı konularda araştırmalar yürütüyorum. Bence hizmet hareketi dünyaya en büyük katkısını özellikle dil bilgisi ve daha yüksek seviyelerde şeyler öğreten eğitim kurumları aracılığıyla sağlıyor. Bunun farklı sebepleri var. İlk olarak toplumdaki farklı gruplardan olan öğrenciler bu okullara geliyor. Bu sayede birbirleriyle kişisel olarak tanışma fırsatı buluyor. Ve bence bu şekilde bir kişisel etkileşim, birbirini tanıyabilmede dinler arası diyalog açısından en etkili yöntem. Herkes bir diğerini insan olarak kabul edip tanımaya başladığında, gruplar arasında diyalog kurulabilmesi kolaylaşıyor. Diğer taraftan hizmet hareketinin bu ülkelere eğitim fırsatı sunarak da katkı sağladığını düşünüyorum. Güçlü bir şekilde inanıyorum ki bir ülkedeki insanların daha fazla imkanları olmasını sağlayabilmenin en iyi yollarından biri eğitimden geçiyor. İyi, sağlam eğitimden geçiyor. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerindeki görüşmelerimde beni en çok etkileyen şeylerden biri, bu okullara Sayın Gülen'den ilham almış hizmet okullarına giden öğrencilerin büyük kısmının yüksek eğitimlerine devam etmeleri olmuştu. Üniversitelere giriş sınavlarını geçebiliyorlar ve bu sayede yüksek eğitim alma imkanları oluyor. Bu durum onlara bir fırsat sunuyor. Yani hizmet hareketinin yaptıklarının hem fırsatlar açısından hem de dinler arası ilişkiler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu okullarda İslam direkt olarak öğretilmiyor. Ziyaret ettiğim okulların birçoğunda öğrencilere dünyadaki farklı dini gelenekler gösteriliyor. Okullardaki öğretmenlerin çoğu hareketten ilham almış kişiler ve bu hareketlerin başarılarının sebeplerinden biri öğretmenler diye düşünüyorum. Öğretmenler olağanüstü şekilde adanmışlar. Ders saatleri dışındaki çalışmalar, ev ziyaretleri, birebir çalışmalar, bu öğretmenlerin çoğundaki isteklilik ve bağlılık beni hayrete düşürüyor. Yardım faaliyetlerinin hizmet hareketinin en güçlü olduğu noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki İnsani Yardım Derneği'ni Kimse Yok Mu'yu ilk ziyaret ettiğimde çok etkilenmiştim. Tüm dünyaya ulaşabildiklerini görmek çok etkileyiciydi. Felaketler yaşanıyor, depremler ve kasırgalar oluyor ve bu kişiler o bölgelere giden ilk insanlar arasındalar. Genellikle insanların Allah'ı tanımaları, hizmet hareketinden insanları tanımaları böyle durumlarda gerçekleşiyor. İnsanlar yapılanları, hizmet hareketinin sunduğu bütün bu sosyal hizmetleri unutmuyor. İnsanların büyük çoğunluğunun hizmeti tanıması bu şekilde gerçekleşiyor.
yardım faaliyetlerinin birinden yararlanıyorlar ve bu nereden geliyor? Benim için bu işleri yapan bu iyi insanlar kimler diye düşünmeye başlıyorlar. Bu yüzden hizmetin yardım faaliyetlerinin birçok açıdan kritik olduğunu düşünüyorum. İlk olarak yardımlaşma, diğer dünya dinlerinde de olduğu gibi İslam'ın bir parçası. İkinci olarak da insanların hareketi daha yakından tanımaları için bir fırsat. Yani yardım faaliyetleri, hizmet hareketi için merkezi bir öneme sahip diye düşünüyorum. Kanaatimce insanların, özellikle hareket içinden insanların bağışlarında çok cömert olmalarının sebebi, yardımların harekete olan bağlılıklarının bir parçası olması. Türkiye'deki araştırmalarım sırasında öğrendiğim üzere, neredeyse herkes istisnasız hareketin faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Ve bu katkıları genellikle oldukça sessiz bir şekilde yapıyorlar. Tekrar tekrar duyduğunuz bir deyiş vardır. Sol elin verdiğini sağ el bilmemeli. Bu onların inandıkları ve çok hayati bir şekilde parçası oldukları hareketi destekleme şekilleri. Burada ilginç olan bir şey var. Ne kadar verdiklerinden bağımsız olarak, sosyologlar olarak biliyoruz ki veriyor olmaları sadece bağlılıklarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bağlılık da inşa ediyor. Bir şeye bir katkı sağladığınızda artık o işte sizin de kaybedeceğiniz bir şey olmuş oluyor. Yani bence bu döngüsel bir şey. İnsanları harekete güçlü bir şekilde bağlayan şey bu. Bu hareket onların hareketi. Benim öğrendiğim kadarıyla da en zengin iş adamlarından mavi yakalı işçilere kadar herkes katkıda bulunuyor. Araştırmamızda topladığımız verilerden anladığım kadarıyla bu katkı genelde %5 ile %20 arasında. Çoğu insan kazandığının %10'unu bağışlıyor. Kimse yok mu da gördüklerim ilginçti. Çünkü hareketin faaliyetlerine dışarıdan insanların da katkı sağladığına ilk kez şahit olmuştum. Cep telefonlarından bağış yapma kavramıyla 2008 yılında ilk defa karşılaşmıştım. Televizyonda bir reklam görüyorsunuz, bir talep görüyorsunuz, telefonunuza gördüklerinizi yazıyorsunuz ve Kimse Yok Mu Derneği'ne yaptığınız bağış telefon faturanıza yansıtılıyor. Bence bu harika bir fikir. Buraya döndüğümde beraber çalıştığım, kar amacı gütmeyen bazı organizasyonlara da bu sistemi önerdim. Türkiye'nin birçok yerindeki okullarda veya başka yerlerde Kimse Yok Mu'ya bağış yapabileceğiniz kutular var. Hizmet hareketinde iş anlamında çok akıllı insanlar var. Oraya gittiğimde öğrendiğim şeylerden biri de buydu. Çok zekiler ve bu tarz yenilikler açısından da son derece yaratıcılar. 2008 yılında aynı zamanda hareketi eleştirenlerin sözcüleri sayılabilecek 25 kişiyle de görüştük. En ciddi eleştirileri iyi biliyorum. Yeterince şeffaf olmadıkları, gizli motivasyonları olduğu, darbe planladıkları vesaire. Bu eleştirilere her zaman aynı şekilde cevap verdim. Cevap değil ama bir soru sordum. Ne demek istediğinizi anlıyorum ve dedikleriniz gerçek olsa herkes için çok korkutucu olurdu. Ama eleştirilerinizi dayandırdığınız verileri görmek isterim. Bu eleştirileri neye dayanarak yaptığınızı görmek isterim diye sordum onlara. Ve hiçbiri bana verilerini gösteremedi. Genellikle cevapları herkes biliyor demek oldu. Ben de onlara ben kesinlikle bilmiyorum ve dediklerinizi, bu eleştirilerinizi doğrulayan veriler görmek istiyorum dedim. Ve korkarım, duyduğum eleştirilerin çoğu aslında ideolojilere dayalı, ideolojik farklılıklara dayalı. Görmek istediğim sağlıklı ve geçerli verilere dayalı değiller. And that's what I would like to see. Türkiye'ye gittiğim gezilerden bana kalan hatıralardan bahsedeceksek, en hatırlanmaya değer olanları hareketin destekçilerinin evlerinde katıldığımız yemeklerdi.
Bence hizmet hareketine bağlı organizasyonların düzenlediği dinler arası diyalog gezilerinin en harika tarafı bu. Genellikle bir geziye gideceğiniz zaman bir seyahat acentesine gidersiniz ve Türkiye gezisine kaydolursunuz. Gerçekten yerel halkla tanışma imkanı bulamazsınız. Bence bu son derece değerli. Hatıralarımdan birinde bir evde yemek sonrası harika koltuklarda oturuyorduk ve evin reisi Mekke'den yeni gelmişti. Oradan zemzem getirmişti. Bu su o kadar değerli ki azar azar ikram ediliyor. Sanırım 12 ya da 13 kişiydik. Gitti ve küçük bardaklar getirdi. Ve hepimizin bardağına biraz zemzem koydu. Hepimiz ayağa kalktık ve yüzümüzü Mekke'ye dönerek sularımızı içtik. Bu beni çok etkiledi. Benim ailem Roma Katolik Kilisesi'ne oldukça bağlı. Gittiğimiz evlerden birinde tesbihi olan bir kişi vardı. Ve bunlar aynı Roma Katoliklerinin tesbihlerine benziyor dedim. Kardeşlerim, Müslümanların da Roma Katolikleri gibi tesbihleri olduğunu duyunca çok şaşıracaklar dedim. Bana kaç kardeşiniz var diye sordu. Ben de 4 erkek kardeşim var, bir de kız kardeşim var dedim. Ve oradan 6 tane çok güzel kristal tesbihle ayrıldım. Aslında bu misafirperverliklerini açıkça anlatıyor. Harika, kesinlikle harika bir deneyimdi. Bu evlerde çok şey öğrendim. Gerçek bağlılığı hissedebiliyorsunuz ve gittiğiniz yerlerden her zaman bir hediye ile ayrılıyorsunuz. Türklerin misafirperverliği gerçekten kayda değer ama ayrıca hareketin ruhunu da tatmış oluyorsunuz. Bu ruhu muhtemelen en çok o evlerde hissettim. Bu insanlar gerçekten adanmış insanlardı. Bu hareketin gerçekten verebilecek çok dersi olduğunu söylemek isterim. Özellikle günümüz dünyasında. Bence hareket hakkında bir şeyler öğrenmek çok önemli. Kökenlerini öğrenmek, tüm dünyaya olan hicretlerini öğrenmek, hizmet hareketinin ruhunda insanların kendi hayatlarına katkı sağlayabilecek birçok şey var. Derin bir manevi çerçeveden çalışan birçoğu son derece eğitimli ve yetenekli bu insanların adanmışlığını görmek çok önemli. Ve bence hizmet hareketi İslam'ın dünyada duymaya çok ihtiyacımız olan ılımlı bir sesi. Hareketin görünürlüğünü arttırmak için yapılabilecek her şey çok değerli. Sevgi Bir Eylemdir filmi için benimle röportaj yapmışlardı. Ve bence bunlar gibi insanların hareket hakkında daha fazla şey öğrenmesini sağlayacak her fırsat çok ama çok değerli. Bu insanları tanıma fırsatı benim için harika bir deneyim ve imkan oldu. Eğer harekete mensup öğrencilerim olmasaydı, eğitimci olmasaydım, araştırma yapmanın fırsatlarına sahip olmasaydım, yine de hareketle tanışır mıydım bilmiyorum ama bu kişilerle tanışmış olmak hayatıma fevkalade bir katkı sağladı. Bence hizmet hareketi, terörizm ve şiddetin her şeklini lanetleyen ılımlı seslerden biri ve dünyada yükselen bu terörist faaliyetlerin yanı sıra ılımlı sesleri de daha sıklıkla duyabilmeyi umuyorum. Farklı cephelerden ve farklı açılardan Sayın Fethullah Gülen ve hizmet hareketinin inanç ve toplum anlayışımıza derin ve pozitif katkıları olduğu kanaatindeyim.
Thank you.